Selam arkadaşlar. Bugün mayın tarlası oyunu oynayacağız. Oynayacağız ne demekse yapacağız. Mayın tarlasını önce bir oynayalım, mantığını anlayalım. Elimizde işte 10'a 10 gibi bir gridel sistem var. Bunların bazılarında mayın var, bazılarında boşluklar var. Ben masumun sol tarafıyla bir yere ve boşluklar açılıyor. Üstlerinde sayılar olan bazı gridler var, bazı tile'lar var, bölgeler var. Bunlar şunu demek, her bir sayı aslında etrafında bu kadar mayın var demek. Mesela şurada şu an biri etrafında bir tane mayın var diyor. Benim etrafımda bir tane mayın var diyor. Mesela bakıyorum komşularından, sadece burası açık olduğu için mesela burada demek ki mayın kesinlikle var. O yüzden buraya sağ klik yaparak bayrak atıyorum. Burada mayın vardır diyorum. Şimdi aslında biraz sudoku gibi çalışıyor. Burada mayın vardır dediğim anda otomatik olarak bazı şeyler elenmeye başlıyor. Mesela burada mayın varsa, mesela burada da eğer iki tane mayınım var diyorsa bu tile. Bakıyorum burası da bir tane garanti var. Bir tane de nerede var etrafında? Zaten sadece burası da var. Mesela burayı da o zaman bayrakladım. Burayı da bayrakladıysam eğer işte devam ediyorum bu şekilde. O zaman mesela burada da iki tane var diyor. İki tanesini burada bulduk. O zaman mesela bu boş, bu boş, bu da boş. Bu mantıkla ilerliyor yani. Burası eğer bir tane var diyorsa burada bir tane varsa demek ki burası boş. Burası boş demek ki. Gibi gibi. Böyle açılıyor. Bir mayına mesela şurada mayın varmış. Mayına tıklayalım. Çok tatlı yapmışlar bunu da. Mayına tıklayalım. Onun dışında da eğer haritayı tamamen temizlersek. Güzel yapmışlar bu arada. Şimdi biz bunu yapalım. Öncelikle bu gridel sistem gibi şeyleri en baştan kodlasak aşırı uzun sürer. O yüzden benim zamanında yaptığım bir gridel sistem kütüphanesi var. Bunun size videosunu paylaşırım. Ama çok basit olarak size ne yaptığını anlatacağım. Direkt o paketi ben buraya şu an yükleyeyim. Paket haline getirmiştim. Pakete gidiyorum, unit'in içine atıyorum. Zaten 4 tane script'ten oluşuyor. Import dedim. Migrate diye buraya attı. Bunun olayı şu aslında. Şimdi ben buraya bir tane sahne obje açtım. Dedim ki Migrate. Buraya da Grid Manager koyayım. Grid Manager'ın olayı şu arkadaşlar. Siz buraya bir tane tile denen bir referans veriyorsunuz. Ondan işte 5'e 5 olsun, 4'e 4 olsun gibisinden bir şey söylüyorsunuz. Ve bu size ekrana sıralanmış bir şekilde bunları sağlıyor. Örnek olsun. Hemen bir tane yapalım. Şimdi genelde yine benim sahnede kullanacağım aslında tek bir sprite var. O da bizim klasik kare sprite'ımız. Buna tile diyelim şimdilik. Bunu ekrana atıyorum. Tabi bu şu an fazla büyük galiba ama neyse onu kamera boyutlarına göre ayarlarız. Şimdi bu bizim tek bir tile'ımız olduğunu hayal edin. Amacımız aslında ne yapmak? Bundan birkaç tane böyle ayarlayıp. Aslında böyle bir şey elde etmek, tarla elde etmek. Şimdi şunları siliyorum. Buna geldim, tile adını verdim. Buna geldim, tile controller'ı verdim. Bu tile controller benim işte kütüphanemden gelen bir şey. Bu tile controller aslında buradaki amaçları ne biliyor musunuz? Şu yani. Birkaç tane olduğunu bundan hayal edin. Bu tile controller aslında şu bilgileri tutuyor içinde. Mesela diyelim ki buradaki gridin üstünde bir grid var mı? Buradaki tile'ın üstünde bir tile var mı? Sağında solunda bir şeyler var mı? Yani komşuluk ilişkilerini tutuyor. Ve bunların hepsinin toplu olduğu bir tane de manager var. Bu sayede ben istediğim koordinatı vererek onların şunu çağır bunu çağır gibisinden bir şey yapabiliyorum. Zaten sağda da görüyorsunuz işte komşularının referansları var. Bir de kendi koordinatının referansı var. Şimdi tekrar bunları sildim. Bunları ben doldurmayacağım. Onlar kendi otomatik olarak dolduracak kod ile. Şimdi ben bunu tile'ı hemen prefab haline getiriyorum. Şunu da edin tile. Mesela tile olarak kalsın. Tile kontrol yazaklığına vazgeçtim. Şimdi şurada şöyle bir olay var. Ben bunu buraya referans veriyorum. Verdim. Şunu da artık silebilirim. Mesela 4'e 4 dedik. Şuradan hemen create grid diyelim bakalım. Yaptım yapamadı. Çünkü neden? Distance 0. Distance aralarındaki boşluk. Bunu mesela 5 çok tabii ki de 1 yapayım. Tekrar create dedim. Şu eski olanı siliyorum. Ha, bir de tam denk geldi büyük ihtimal. O yüzden yine bir şeyler çalışmıyor. Okey, olayı anladım. Benim bu eski grid manager'ım herhalde
Z ve X ile çalışıyordu ama şimdi biz iki boyutlu bir objedeyiz. O yüzden benim bunu Y ve X'e çeviriyor olmam lazım. Size bir ara burayı anlatırım. X ve şimdi benimki büyük ihtimal evet Z'den bir şeyler yapıyor. Ben bunu iki boyutlu olduğu için burası Y'ye çevirmek zorundayım. Peki sadece bunu yapsam yeter mi? Bir de aşağıda aynısından olması lazım. Şunu da Y yapayım. Evet, sanırım oldu. Ama deneyelim. Emin değilim. Sildim. Compile ettim acaba? Kaydet, kaydet. Geri gel. Great. Aynen şimdi oluyor. Şimdi tabii 1D olunca yine büyük bir resim koydum. Çünkü aralarında hiç boşluk yok. O yüzden 1.2 falan dersek aralarındaki boşluğu da görebilirim artık. Yes. Burada bana altta parent grid diye bir obje verdi ve bu artık 4'ü 4'lük bir tarla. Grid sistemimiz çalışıyor. Tabii şöyle bir durum var. Bunu normalde kendisi şu an instance'la yaptı. Bunların hiçbiri prefab değil. Ben bunların prefab olmasını isteseydim ne yapardım? Bunu sildim. Buradan grid my grid'imi kilitliyorum. Buradan tile'ımı seçiyorum. Şurada create grid as prefab diye bir şey var. Ona tıklıyorum. Bu sefer bakın prefab olarak yaptı. Prefab olarak yapmasının güzelliği ben bir şey değiştirdiğim zaman diğer hepsinde değişecek. O yüzden prefab olarak kalmaları çok daha iyi olur benim için. Bir tane de benim yazdığım ayrı bir kod daha vardı. O da set center position. Çalışacak mı emin değilim. Çalıştı. Objenin tamamen merkezine alıyor ve center'a koyuyor pivotunu. Bu sayede ben daha kolay hizalayabiliyorum. Tamam. Evet. Şimdi mesela 4'e 4'lük bir tarladan oyunun mantığını anlamaya çalışalım. Şimdi oyunun mantığını kodlarken şöyle bir şey yapacağız. Şuraya bir tane tile touch input. Aslında her şey tile controller'ların içinde olacak ama tile controller'ları vermek istemiyorum. Bunu ayrı bir class yapmak istiyorum. O yüzden şimdi yeni bir tane class açtım. Bunun adı touch controller olsun. Touch controller ile başlayalım. Touch controller aslında ne yapacak? Benim bu objelere dokunup dokunmamamla alakalı bilgileri tutacak olan class burası. Pointer'ları kullanarak dokunduracağım ben. Oops, pardon. Şimdi buraya pointer down handler pointer up handler. Okay. Bu iki tane interface, Unity'nin kendi interface'leri, pointer interface'leri. Tabii şu an interface'leri koydum ama altta fonksiyonları ezmediğim için bana hata veriyor. O yüzden şöyle alt enter diyorum. Implement missing members diyor. Ekle abi. İki tane fonksiyonumu ekledi. Şurada gereksiz olan kütüphaneleri de kaldırayım. Burada ben istediğim objeye tıkladığım anda, burada da ondan elimi kaldırdığım andaki fonksiyon çalışacak. Şurada bunlar çalışacak. Görmek için debug.log on click aşağıda on click up diyelim. Şimdi tile'ların kendisine bunu vermiştik ama tile'larda tıklamayı algılamak için tile'ların bir box collider'a ihtiyacı var. Sprite'lı direkt olarak kendilerini algılayamazlar. O yüzden Tile'ın prefabına geldim ve buraya Box Collider ekliyorum. 2D. Onun dışında Touch Controller'ı ekledim. Touch Pointer'ların çalışması için ekranda bir event sistem olması lazım.
Normal izleden siz UI'da herhangi bir yere imaj falan koyduğunuz zaman kendisi de event sistemi getirir. Bunu tek başıma kendim de ekleyebilirdim şuradan, en aşağıdan. Şöyle göstermek için Canvas koydum. Canvas tekrar sildim. Event sistemimiz bizim duruyor. Bir de fizik objesine ihtiyacımız var. Physics2D Raycast. Bu olmadan da çalışmıyor. Bunları yaptıktan sonra şöyle arkayı da hazır buraya gelmişken siyah yapayım. Hafif grims yapayım hatta kör olmayalım. Okay. Şimdi bakalım tıklama olaylarını bize verecek mi? Play'e bastım. Konsolum burada. On click, on up çalıştı. Tıkladım. On click, on up. Elimi kaldırmadan mı çalışıyor diyecektim. İlginç bir şey oluyor. Elimi kaldırmadan da on click up çalışıyor. Bir bakalım şuraya. On pointer up. On pointer down. Çalışmaması lazım. Şöyle focuslayayım buraya. Tamam. Tamam. Fokuslanmadığı içinmiş. Tıklıyorum arkadaşlar. 3 oldu. Elimi kaldırıyorum. Tekrar 3 oldu. Tekrar temizleyeyim. Şuraya fokus atayım. Tıkladım. Elim hala şu an basılı. Elimi kaldırıyorum. Up çalışıyor. Çalışıyor şu an. Okey. Şimdi tıklamalarını yaptıktan sonra asıl gelelim bizim buradaki tile'larımızın durumlarına. Şimdi burada tile controller diye benim grid'den gelen bir klasım var ama bu tile controller'ın içine ben bu main bilgileri gibi şeyleri yazmak istemiyorum. Da komşu bilgileri falan yazmak istemiyorum. O yüzden ayrı bir yere klaslara bölüyoruz aslında buraları yani. Public class tile diyebilirim. Unit diyebilirim. Adını şu an tam olarak ne diyeceğimden aslında emin değilim ama unit desek herhalde daha mantıklı olur. Buna da mono behavior'ı verdim. Şimdi burada şunlar olacak arkadaşlar. Yani bu bizim şu anda bulunduğumuz ya da işte tıkladığımız falan tile unit'in bilgilerini tutacağız burada. Mesela bunda main var mı? Bunda boşluk var mı? Boşluk varsa bunun komşularında kaç tane main var gibi. Şimdi public enum unit state diye bir enum açayım. Bunda da olay şu olacak aslında. Bir empty olabilir. Bir saniye. Empty. Bir empty olabilir. İki viper olabilir. Main olabilir. Bu arada translate'den bir bakalım. Viper gerçekten main mi? Çünkü ben main yazardım. Ağlayan. Mine Weeper. Bir dakika ya ne yapıyorum? Mine diyecektim tabii ki de. Hop. State'te bir empty olabilir. İki mine olabilir. Yani bomba olabilir. Mine olabilir. Şimdi unit'te bir tane bir kere unit state olacak. Aslında şu anlık bu kadar. Yani tabii bu kadar değil. Bir de bunların renklerle mi versek acaba diye düşünüyorum. Şimdi bunu ekranda bir şekilde indikatörlerini vermemiz lazım. İndikatörlerini vermek için de şu an renkle oynayayım ben en iyisi. O zaman bir tane de buraya bir public sprite manager vereyim. Sprite renderer vereyim. Manager neymiş? Ha, buna da public void prepare diyeyim ya da. Şimdi arkadaşlar prepare dedim. Prepare'ın olayı da şu. Yani bunun ne olduğunu söyleyeceğiz. Sen main mısın? Sen boş musun? Gibi gibi. Bunu da burada biz unit state olarak verelim. State. Unit state. Bunun artık hatta public bir tane de private olsun madem. Unit setini verdik. Şimdi sprite renderında da renk değiştireceğiz.
Şurada isimleri daha düzgün yazayım. MySpriteRenderer. MySpriteRenderer color eşittir. Eğer initState eşit eşit mine'sa red olsun. Eğer değilse de white olsun. Okey, şimdi ben bunları buradan ayırayım. Unit'e ayırdım. Unit state'e de buradan ayırayım. Oyunu tekrar açtım. Compile ediyor. Geldim. Tile'ımı tıklıyorum. Tile'ımın üstüne şimdi bir tane unit atıyorum. Sprite render'ını buradan verdim. Bir de başka bir şey atmayacağız. Tam bu kadar. Şimdi ben burada play'e bastığım zaman hangisinin main ya da hangisinin boş olduğunu söyleyecek. Bana bir tane de game manager lazım. O yüzden public class game manager. Ona behavior'dan geliyor. Bu çok büyük ihtimal hatta şey olacak, static olacak. Singleton yapacağız bunu. Getini yerleştiriyorum. Sadece burada set olabilsin. Bunlar şu an önemsiz detaylar. O niye peşimi bırakmıyorsun? Okey. Şimdi benim neye ihtiyacım var burada? Bütün unitleri benim tutuyor olmam lazım. Bütün unitleri peki ben nereden bilebilirim? Burada start olduğunda şöyle bir liste yapsak. Bu liste bütün unitleri alsa. Ondan sonra buradaki list unit desem. Aslında buradaki bütün listeleri direkt referans da verebilirim ama ben şunu biliyorum. Zaten benim bir grid manager'ım var ve bu grid manager'ın içindeki bütün tile'lara ben erişebiliyorum. Dum. Erişemiyormuşum. Burada bir liste var. Tamam, bana bu listenin public hali lazım. Public. Çektim buraya. Nokta list. Okey. Şimdi aslında yaptığım olay şu. Ben buradaki for içinde buradaki listeyi gezeceğim. Zaten bunun altındaki elemanlarda unit olduğunu biliyorum. Şimdi bunların içindeki unitleri çekeceğim. Ve bunları da bizim listemize göndereceğim. Bu sayede aslında start yaptığım zaman buradaki bizim unit controller'ı dolduruyor olacağım. Şimdi gelelim bir diğer olaya. Kaç tane main olacağını da seçelim buradan. Serializable integer main amount diyelim. Aralarından rastgele birkaç tanesini seçip burada onların main yapacak. Geri kalanını da empty yapacak. Peki bunu nasıl yapardık? Şimdi şuraya aslında fill list dedik. Buraya da set main diyelim. Aslında zaten bütün unitler empty ile başlayacaklar. Okey. Şöyle yapacağız. Öncelikle ben for main sayısı kadar geziyorum. Şimdi buradan aralarından rastgele unitler almamız lazım. Bunu nasıl yaparım? Var index derim. Eşittir. Rastgele index nasıl bulunur? Random.range sıfırdan benim buradaki listemin count'u kadar. Rastgele index bulduk. Sonrasında da var unit derim. Buradaki random indeksi olanı alırım. Bunun da unit'ini eşittir. Unit state'ini değil.
Buna prepare derim. Ve buna da derim ki sen bir mainsin. Şimdi buradaki tehlike şu. Tekrar aldığımı bir daha main, bir daha main, bir daha main yapabilir. Yani mesela ben burada eğer 5 tane main istiyorsam şu an bir tane de main gelebilir. Çünkü bu rastgelelikte eğer hep aynı indeksi gelirse patlarız. Ama şu anlık deneyelim. Bunun çözümünü size göstereceğim. My grid'in olduğu yere game manager atıyorum. Atamıyorum çünkü galiba dışarı koymamışız. Şunu dışarı aldım. Tekrar açtım yönetimi. Evet. Mesela diyelim ki bizim şimdi şu an 4'te 4'lük bir gridimiz var. 3 tane mayın koysun. Ya da 5 tane koysun. Beş tane mayını koydu. Şimdi kırmızı olanlar mayın, geri kalanları da boş olarak düşünüyoruz. Güzel. Şimdi bu mesela desek ki 10 tane koy deseydim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koydu. 3 tanesi nerede? Çok büyük ihtimalle bu 3 tanesi de zaten mayınların olduğu ünitleri tekrar seçti ve oralara mayın koydu. Şimdi bunu nasıl engellerim? Bunu engellemek için şöyle bir şey yapabilirim. Ben derim ki bir tane list oluşturuyorum ve bu listeye bizim o şuradaki list unit'in orijinallerini atacağım. Yani new list unit yukarıdaki listeyi al. Şimdi bu listeyle ben aslında oynayacağım. Olayın güzelliği bu. Yani şöyle. Daha demin mesela demiştim ya list unit'ten al. Artık hayır, yukarıdaki listeden al. Yukarıdaki listeden aldıktan sonra yukarıdaki yine listeden bir unit seç. Sonra bunu seçtiğin zaman bunu prepare dediğin anda yukarıdaki listeden bu obje çıkar. Bu sayede artık seçilen şey şuradaki bizim geçici boş listemizden çıktığı için tekrar seçilemez olacak. Evet deneyelim. Play'e basıyorum. Şu an 10 tane koymak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen. Bu olayı çözdük. Ben buraları fonksiyon haline getirsem güzel olur. Yani mesela prepare game gibi bir şey olsa. Start'ı biraz boş bırakalım. Çok da olmasın start. Evet, peki şimdi bir diğer olayımız ne bizim? Buradaki komşuluk ilişkilerini bilmemiz. Yani daha demin göstermiştim ya rakamlar yazıyordu. Biz buradan aslında oyunun ne olduğunu biliyorduk. Şimdi de tekrar rakamlar vererek benim komşularımda hangi şeye kaç tane mayın olduğunu bilgisini almam lazım. Şimdi bunun için bunu göstermek için bize bir indikatör olarak ne lazım? TextMesh Pro tile'ın üstüne bir text koyacağım. Gittim buradan prefab'ı açtım. Bunun içine 3D TextMesh Pro ekliyorum. Projekli değil diyor eklesin mi? Ekle dedim. Example vectorları da ekleyeceğim. Oradan fontlar görüyor. Oradaki fontlardan bir şey kullanırız. Kapattım. Şimdi teksti ekledi. Tabii bu eksi 99 falan diyor. Bir daha ekleyeceğim. 3D. Rengini direkt olarak görmek için siyah yapalım. Şu benim hiç sevmediğim fontu değiştirip Roboto'ya da
Oswald yapalım. Şimdi biraz geri doğru çekiliyorum. Şunu görelim güzelce. Şu an bu tabii çok büyük. Bunu birebir yapsam bana yeter. Bunu da bir yapayım. Şu an tam istediğim alanı kaplıyor. Merkeze taşıdım. 2 dedim. 1, 2, 3 çalışıyor. Zaten en fazla 6, 8 olabilir. O yüzden 2 haneyi düşünmeme gerek yok. Şu an boyutu falan güzel gibi görünüyor bana. Belki biraz daha da büyütebiliriz. 6 yapsak nasıl olur? Tamam. Şu anlık hatta 1 diye kalsın. Geri gelelim. Save edelim. Tamam. Aynen görünüyor. Şimdi peki bunu nasıl yapacağım? Nasıl kaç tane bomba olup olmadığını anlayacağım? Öncelikle Unity'me gidiyorum. Unity'me gittim. Bana şimdi burada bir sprite renderer gibi bir de TextMesh Pro lazım. MyText. Şimdi bu tabi prepare olmadan önce ayarlamamız lazım. Çünkü burada biz aslında mainları falan veriyoruz. Bir de ayrıyetten prepare text gibi bir şey yapmamız lazım. Public void prepare text. Bunun da olayı şu, eğer benim unit controller'ım mainsa zaten çalışma bile. Ya da çalış. Boş yapalım. Yani boş koyalım. Şöyle. MyText.text boşluk. Ama eğer main değil de empty ise o zaman komşuluk bilgilerini almam gerekecek. Bana burada bir sayı lazım. Şimdi ben bu unit'in komşularını nasıl bilebilirim? Aslında bu unit'in içinde bir tile controller var. Onu da şöyle serializable tile controller mile tile desem olur herhalde. Bunları da burada public yapmama gerek yok ya. Bunları da private yapabilirim. Şöyle. Zaten prefab olduğu için direkt oradan referans gösteririz. Uğraşmamak zorunda kalmayız. Şimdi ben mal tile'ımdan komşularıma erişebiliyorum. Get neighborhood diye bir olayım var benim. Bunun topluca yapıldığı bir fonksiyonum var mı yokmuş. Keşke hepsini getir gibisinden bir şey yapsaymışım buraya. Burada direction veriyorum. Direction işte yukarı aşağı sağ sol bla 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 bla. Ben bir de bunun hepsini getir gibisinden bir fonksiyonu yazayım buraya. Temiz olsun. O zaman bir list tile controller get all neighbor. Okay. Burada da for ile gezeceğim. Bütün direction'ları gezeceğim. Direction'larımız bizim kaç tane? Belli bir miktar var. Fark etmez. Buradaki tabi onun sayısını almam lazım. Int direction diyeyim. Oradan da enum nokta get names type of direction nokta length. Okey. Şu an direction'ların hepsini aldım. Sayısını aldım yani. Zaten burada diyorum ki direction kadar gez diyeceğim. Ve şurada hemen ufak bir list result olması lazım. New list tile controller. Buradaki listeye ekle. Tabii mesela null'sa ekleme gibi bir şey yapabiliriz. Çünkü buradan bizim çektiklerimiz null olabilir. O yüzden önce buraya bir tile diye bir şey koyalım. Get neighbor direction tipin ya aslında buraya şey iyi vereceğim. Ama bu direction aldığı için bunu da direction ile kastedeceğim. Şu an tile aldı. Eğer if tile null değilse, şöyle null değilse diyeyim. Bu tile'ı buraya ekle.
Ve bu fonksiyonun sonunda da return list, listeye döndür. Aynen. Aslında şuradaki fonksiyonun bütün direction'larını gezmiş halini yaptık. Kısa olsun diye. Şu an bütün hepsini çekiyoruz. Şöyle kapatalım fonksiyonu, temiz olsun. Unit'e geldik. Diyeyim ki buradan da get all neighbor all var list. Okey, şimdi aldık. Zaten bu şu an null'ları falan null'ları almıyor. Bizim şu an tek yapmam gereken şey, bütün komşularımı aldım ya. Bunların hangilerinin ne kadarında main var? Bunun bilgisini tutmam lazım. Bunu da nasıl yaparım? For'la geziyorum benim listeyi. Hatta for ile gezeyim. For ile geziyorum benim buradan çektiğim komşu listemi. Bunlara item dedim. If eğer item'ın state'i neydi, unit state. Neden çekemediğimi anlayamadım. Şu an bu çünkü tile'ları çekti. Tile'ların da üstünde unit'leri koysak bizim için iyi olurmuş. Yani burada bir tane de public unit neden benim unit'imi bulamıyor? Unit dedim, inşallah benimkini bulmuştur. My unit. Tamam, benimki. Unit nokta unit state işte eşittir main ise integer main ya da direkt count diyelim. Count eşittir 0 ise count art art. Sonrasında da my text nokta text eşittir count to string. Okey. Oldu. Sadece bu prepare text'i çağırmak kaldı. Prepare text'i buradaki prepare'den sonra çağırmamız lazım. Yani en son. Burada da tekrar bir for each ile bütün unit'lerimi gezeceğim. List unit. Item dedim. Item. Prepare text. Okey. Oyuna geri dönelim. Tile'a geldim. Burada referanslarım kayboldu tabii ben isimlerini değiştirince. Buradan text'e verdim. Bunun içinden de my tile'ı verdim. Hatta şuradaki tile'da da unit'i vermem gerekiyor. Unit'i verdim. Kaydediyorum. Play'e basıyorum. Evet. Kırmızılarda hiçbir şey yazmıyor. Onun dışındaki boş olanlarda da komşuluk bilgileri yazıyor. Mesela örnek olarak bakalım. 3 tane main vardır diyor. Bakalım 1, 2, 3 doğru söylüyor. 5 tane main vardır diyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 doğru söylüyor. 4 tane vardır diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet doğru. Şu an komşuluk bilgilerini doğru olarak aldık. Mainlar da doğru. Her şey şu an doğru görünüyor. Şimdi buradaki olay şuna gelecek. Ben tıkladığım zaman main'a basarsam oyun bitiyor. Eğer main'a basmazsam da alttaki bilgiyi açıyoruz gibi bir yere çekeceğiz oyunu. Devam edelim şimdi. Artık ufak bir şeyimiz var. Peki mesela şunu deneyeceğim. Sıfırın sayısı bir diyeyim. Bir tane sadece main koysun. Sıfır. O sıfırları bu arada yazdırmaya gerek yok. Onlar direkt olarak boş olsunlar. Bunu da şu prepare text'ten ayarlayabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Result count büyüktür 0 ise count to string. Değilse de boşluk. Burada da result. Eğer sıfırdan büyükse count'u kendisini yazar ama sıfırdan büyük değilse, yani sıfırsa aslında, o zaman boş koy dedik. Tamam. Şimdi olay aslında şu olacak bir yandan da. Burada şu an ben tabii ki de her şeyi görüyorum. Çünkü üstünde bir maske yok bunların. Oh, pardon.
Bir gizlisi saklısı yok. Normalde bunların bir üstünde bunları saklayan bir şey olması lazım. Onu da şurada yapalım. Tekrar tile'a geldim. Open prefab dedim. Tile açtı. Şuradan iki boyuttan çıkartayım. Şöyle üç boyutlu bir şekilde görelim. Aslında ne yapacağım? Bu tile'dan bir tane daha ekleyeceğim. Sıfıra sıfır. Bunun sadece z'sini şöyle bir değil. Eksi bir yapalım. Eksi bir yaptığım anda ne oldu? Hatta aslında bir maske koymuş olduk. Şimdi mesela bunu mask diyelim. Şu text, şunu silelim. Ben tıkladığım anda mesela buradaki maske kaldırarak orada ne olduğunu görmemizi sağlayacağız. Kaydettim. Hepsinde şu an maske geldi. Güzel. Bu maskeyi nereye koyalım? Unit kontrolöre koyabiliriz. Değil mi? Evet. My mask diyelim. Buna tıklanma anını nasıl anlayacağım? Buna tıklanma touch kontrolörün içindeydi. Buna tıklandığı anda o zaman bu touch kontrolöre tekrar bir ya da bunu private yapabilirim. Private unit my unit startta ops startta bunu alabilirsin. My unit eşittir get component. Ya da get component'la yapmayalım. Get component'la yapmanın kolaylığı inspector'ın temiz kalması ama eğer bu tabi RAM'den falan filan yer kaplayacak ve performans sıkıntısı yaratacak tabi yani çok küçük bir oyunda performans sıkıntısı olmayacaktır büyük ihtimalle ama alışkanlık olsun diye biz yine referans vermeye devam edelim. Referans olarak verdim. Tıkladığım anda my tıkladığım anda değil. Elimi kaldırdığım anda my unit'imin maskesine erişemiyorum. Maskeye erişmem de lazım bir yandan. Şuradan hemen gittim. Buradaki maskenin bir de public halini yaptım. Public bana bunu ulaştır. My mask. Hop, şurada my mask dedim. Ve şunu sildim. Touch controller'a geri geliyorum. Şimdi artık my mask'imi elleyebilirim. My mask.enable'ını kapattım. Tekrardan Unity'ye döndüm. Tile'ımdayım. Şurada benim kendi maskemi atıyorum. Onun dışında touch controller'ıma Unity atıyorum. Geri geldim, kapattım ve başladım. Şu an mesela herhangi bir tanesine tıklayayım. Bilmiyorum hangisinde ne olduğunu. Tıkladım. Pardon, fokus attım. Tıkladım. Aa, tabii şöyle bir durum var. Şimdi ben bunları maskelerin beyaz koyduğum için boşluk olduğunda da ne olduğunu anlayamadım. Orada bir indicator hatası var. Hemen onu düzeltelim. Ben buradaki maskelerin renklerini değiştireyim. Biz anlayalım diye. Mesela işlimsi bir şey yapayım şöyle. Bu da işlimsi yapmayayım. Şöyle grimsi bir şey yapayım. Geri gel dedim. Kaydet. Tabii kamerayla ikiyle aynı oldu. Kamerayı şöyle siyah yapalım. Play'e bastım. Mesela tıklıyorum. Boşmuş. Tıklıyorum. Boşmuş. Tıklıyorum. Boş. 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 Bir tane. Demek ki burada bir yerde mayın var. Bir. Mayın şurada mı? Mayın burada. Basıyorum. Burada mayın çıktı. Şimdi tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela bu her ben bir tanesine tıkladığım zaman boş olarak açılıyor ya. Mesela şimdi bunu size oyun üzerine daha rahat anlatırım. Aslında oranın topluca açılması lazım. Mayın tarlası mesela bir açayım. Mesela bakın boşluğa tıkladım. Ta ki herhangi bir tanesinde sayı olana kadar oraları açtı. Mesela bak, bir tane mayın var diyor. Mesela burada mı mayın var? Mesela şuna basınca da. Bakın geri kalanını açma. Demek ki buralarda da yine bir şeyler var. Bak mesela boşluğa bastım. Ta ki bütün etrafı gezdi. Hep bir mayın olan bir mayın bulana kadar oraları açtı. O yüzden biz de bunu yapacağız. Yani boşluğa ben bastığım anda, ops. Mesela boşluğa bastığım anda açılsın istiyorum ta ki ne kadar çevresi. Üçlü beşli açıyor gördüğünüz gibi. Ama mesela buraya bassam. Zaten burada mayın var. Zaten buralarda da mayın var. Yani sayı şeyler var. O yüzden açmadı buraları.
Şimdi peki bunu nasıl yaparım? Tıkladığım alan boş mu? Öncelikle buna bakacağım. Ve eğer boş ise bütün komşularımı gezmeye başlayacağım. Komşumu gezdim. Dedim ki bu boş mu? Eğer boşsa aynı fonksiyon devam. Hepsini gez, hepsini gez, hepsini gez diye devam edecek. Sadece bir gezilmiş mi gezilmiş mi diye bir kontrol koyabiliriz ki performans sıkıntısı olmasın. My unit. O zaman buna da 10 click yine yok ya, yine 10 apta olsun. Bu arada buna geçmeden önce tek bir şey daha yapalım. Bir de bayrak koyma olayımız vardı ama neyse, bayrak koymak kolay olduğu için onu sonraya bırakalım. Bayrağı hemen koymayalım. Ya da koyalım. Dur, ondan önce hatta bayrak koyalım. Şimdi ben normalde left click ile elemanın olayını açacağım. Elimi kaldırınca da kapatacağım ya. O zaman app'a koymuyorum bunu. Buraya koyuyorum. Diyorum ki if input get mouse down sıfırsa enable'ını aç. Bu else if 1 ise, o neler yapmışım. 1 demek de sağ klik oluyor arkadaşlar. O zaman da buraya bayrak koy diyeceğim. Flag diyeyim şimdi. Bir şey yazdıralım bakalım çalışacak mı? Bastım, açıldı. Sağ klik yaptım. Flag yazdı. Tamam. Peki bayrağı nasıl koyarım? Bir tane de bayrak diye bir şey yapabiliriz maskenin de önüne. Tekrar tile'a geldim. Open dedim. Bizim burada bir maskemiz vardı. Bir de bunun da önüne. Flag diyelim. Bunun için bir bayrak görseli bulabiliriz. Bu iş görür. Çok mu şekilli? Neyse, sevdim. Beyaz olarak alayım. Rengini ben kendim oynarım. PNG 256 gayet yeterli. Fazla büyük. Beyaz yap. Eksi 2'ye al. Öne aldım. Daha da öne aldım. Şöyle bir bayrak koydum. Tabi bu bayraklar görünmeyecekler. Geri geldim. Ve dedim ki yine MyUnit'e gidiyorum. Ve oraya bir bayrak referansı vereceğim. Mask. Bunun gibi bir de bana artık bir bayrak veriyorsun. Israrla G'ye bastırmıyor. Evet. My flag de şu an burada ve aynı zamanda ben eğer sağ klik yapmışsam Touch kontrolörümden oradakini enable'ını aktif edeceğim. Ops. Şöyle. My flag enable eşittir true. Buradan bir main vardır diyoruz yani. Aa, şey referansını vermeyi unuttuk. Open tile. Şuradan play attık. Geri geldik. Kaydet dedik. Play'e bastık.
Sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik. Evet. Tabii şimdi sağ klik yaptığım anda yine de açabiliyorum. Bunu engellemek lazım. Belki de mesela bir kere daha sağ klik yapınca da kapanmasını sağlarsam daha iyi olur. Nasıl yaparım? Yani aslında şöyle. Bunun tam tersini al dersem olur. Şu an toggle oldu yani. Kapataç kapataç. Ha, ekstra olarak da bu tıklandığında bunu da engelleyebilirdim. Yani eğer mesela burada buraya V koyarsan ve true değilse dersen artık tıklayamaz da. Çünkü bayrak var. Yani belki yanlışlıkla tıklıyordur. Hani bayrak koymuşsun be adam. Tıklama oraya. Açtım, açtım, açtım. Mesela buraya bayrak koydum. Bayrağı kaldırdım. Mesela bayrak açıkken basıyorum. İşe yaramıyor. Bayrağı kapatıyorum, açıyorum. İşe yarıyor. Mayın varmış. Evet, bayrak koyma mekanizmini de koyduk. Şimdi bu dediğim olaya yapmaya çalışalım. Yani komşularında varsa tık 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 açılsın falan filan. Açıkçası bu herhalde şimdiki yazacağımız kodların en karmaşığı olacak. Ama çok da bir karmaşıklık yok. Şimdi tıkladığım anda benim bir fonksiyon çalıştırmam lazım ve diğerlerini açmam lazım. O yüzden buradaki aslında açma olayını bir şeye koyalım. Metot hale getirelim. Buradan şu an ben direkt olarak myUnit'ten myMask falan filan çağırıyorum. Bunları Unit'in kendi içine yerleştirelim. Yani Unit burada public void diyebiliriz ki open açıl ya da mesela diyebiliriz ki void set flag diyebiliriz. Dikmek ne demek ya? Bayrak dik. Bayrak dikme de bir şey koysak daha güzel olurmuş. Neyse, önemli değil. Ya da şöyle diyelim. Flag toggle flag. Tabii mesela bayrak koyulanları açmaması gibi şeyler de olacak bu yaptığım şeylerde ama bir saniye. Şimdi burayı bir toparlayalım önce. Aslında myFlag nokta enable'ın tam tersini yap dedik zaten daha deminde. Okey. Sonrasında open olduğu zaman da touch kontrolümüzde neler yapıyorduk? Sadece aslında maskesini kaldırıyormuşuz. Open. Neredesin open'cim? Unit state değil. Hop karıştı. My mask.enable eşittir false. Bu da open olsun. Geldim touch kontrolörüme. My unit open. My unit toggle flag. Daha düzgün oldu şu an. Mesela hatta şunları da is left click. Şöyle daha da düzgün yapabiliriz. Aynı şekilde is right click. Is left click ise bu. Is right click ise bu. Başka bakıyorum. Debug'ları kaldıralım. Onlara artık ihtiyacımız yok. App'a da ihtiyacımız yok ama dursun kenarda. Açılmışsa ya da bayraksa diye bir kontrol de aslında koyabilirdim. MyUnit ya da direkt olarak oradan erişmek daha mı mantıklı? Mesela açık olanların da tekrar açılmaması lazım bu arada arkadaşlar. Hani öyle şeyler de yapmamız lazım. Ben şöyle bir şey yapayım. Buraya bir fonksiyon yazayım. Public bool
can open. Açılabilir mi? Bu açılıp açılamamayacağı neye bağlı? Şimdi daha önce açılmışsa açılmaması lazım. Şimdi daha önce açılıp açılmadığını nasıl anlarım? Buralara boolean değişkenler koyabilirim veya maskelerine bakabilirim. Yani derim ki mesela return. Ops. Tam return. Mesela benim maskem kapalıysa enable'ı kapalıysa açabilirsin ve eğer benim bayram yoksa my flag enable bu da false'sa yani ikisinden biri true'ysa aslında sen açılamazsın. Ya daha önce açıldın ya da şu an sende bayrak var demektir anlamına getireceğiz. O yüzden burada touch controller'da şimdi şurada yaptığım bu çirkin yeri alıyorum. Diyorum ki my unit nokta can open. Ben açılabilir miyim? Şimdi tekrar bütün bu yaptığımız bir refaktörden sonra oyun çalışıyor mu diye bir bakalım. Play'e bastım. Dıp dıp açılmıyor. Açılmıyor. Güzel. Neden açılmıyor acaba? Bir yerde yanlış yaptık. Open. Açılabilir miyim? Benim maskem. Kapalıysa ve benim bayrağım kapalıysa kulağa doğru geliyor. Nerede hata yapıyoruz? Bir dakika, benim maskem varsa yanlış. Benim maskem yani üstü katman varsa aynen. Şimdi olacak. Hata yapmışım. Main'e bastık. Evet, mesela bir daha bunu mesela açmaya çalışsam. Ya şu an bak yazdırsak mantık orada da açamıyor şu an. Bir daha basamam. Çalışıyor, çalışıyor. Saklik. Açılmıyor. Tamamdır. Evet, çalışıyor. Güzel oldu, toparlamış olduk. Şimdi bu boşluk olayına gelelim. Eğer boşluk varsa açmaya devam et. Şimdi bunun aslında şurada open'da yapmamız lazım. Çünkü bu open'da açılıyor ya. Şimdi ben diyelim ki elimi çat bastım. Benim komşularımdan. Şimdi ben bütün komşularımı gezmek mecburiyetindeyim bu durumda. Çünkü onları da açacağım. Ama tabii şimdi buradaki asıl olarak bir algoritmayı anlamaya çalışalım. Sakinleşip. Eğer ben boşsam bastığım anda etrafımda main bulana kadar açmasını istiyorum. Ya da main bulmaktan daha ziyade komşusu main olan bir şey bulana kadar. Ama zaten onlar açılıyor. Yani şöyle bir şey geldi aklıma. Tekrar bir bakayım nasıl mantık. Mesela burada main var. Ama mesela burada main var garanti. Bayrakları atayım şimdi. Mesela buradaki garanti olarak main var. Burada da main var. Demek ki şu ikisinde mesela main yok. Peki mesela ben buna bastığım zaman neden bu açılmadı? Oysa ki bu da boştu. Şimdi ben eğer dersem ki main bulana kadar her şeyi aç. Mesela buna bastığımda burada main vardı. Ama mesela bunu açmadı, bunu açmadı. Hiçbirini açmadı. Çünkü bunların komşularında mainlar var. Sadece ben çünkü bunu boşluğa basarsam yapıyor. Eğer herhangi bir komşusunda şey varsa bunu yapmıyor. Evet, anladım. Şimdi şöyle arkadaşlar, eğer ben burada open dediğim anda tabi o zaman bize şu da lazım. Ben burada bunların sayılarını tutayım. Prepare şey int main count ya da amount gibi bir şey yapayım.
Çünkü şundan dolayı bana bu bilgi lazım olacak. Ben burada text veriyorum ya. Şurada count falan filan. Bu count'u ben saklayayım. Mine count'u hatta. Buradaki count mine count eşitliyim. Teksti hazırlarken yani tabi burada sıfıra gerek olmadığını söylüyorum, mantıklı. Şimdi eğer if mine count işte sıfırsa işte benim o dediğim olaylar çalışacak. Ama değilse açıl gitsin. Mesela o kadar, başka bir şey yapmayacaksın. Düşünelim. Aynen öyle. Peki benim count sıfırsa ne yapacak? Öncelikle for each ile var list tile controller my tile get all neighbor listeyi geziyoruz. Ops, 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 ops. Ve ops, yo, neler yapıyorum, aklım gitti. Item. Item. Bu tabi tile, bunun bir de my unit'ine erişiyorum. My unit'ten sonra da diyorum ki open. Oha, bu kadarmış aslında. Karmaşık gibi görünüyor ama kod çok basit oldu. Çünkü algoritma şey. Yani bütün komşularımı topladım, etrafımdakilerin. Ve onları açıyorum. Eğer ben boşsam. Şunu... Yo, evet, okey. Burada olayın güzelliği şu. Open dediğim için o kendisine de bu aynı kontrolleri yapacak. Bu sayede herkes açılmış olacak. Bu arada open'a da bir kontrol koyabilirdim. Can open diye. Çünkü çok, çok fazla tekrar tekrar çağrılacak. Mesela basıyorum. Evet. Dedi ki yani sen dedi bir sonsuzlukla beni çağıracaksın. Bu dedi sürekli bitmeyen bir şey dönüşecek dedi. Haberin olsun dedi. O yüzden şurada can open olayını burada yapayım. Eğer if can open değilse return. Bakalım şimdi neler olacak. Bir yerde hata yaptık çünkü ya da yani sürekli kendilerini çağırıyorlar. Bitmeyen bir döngü oluşturuyor bu da. Mesela şimdi düzelecek ama. Tada! Düzeldi. Bu arada bu şimdi can open dediğim için artık şu touch controller'da şunu koymama gerek yok. Ama yani hiç bu fonksiyonu yok. Evet, buna gerek yok. Boş yapmayayım. Yani input'u bile alma gibisinden bir şey diyecektim ama input'u da alıyoruz. O yüzden bunu artık kendi içinde yapmış olduk. Eğer açılmışsa bir daha açılmıyor, dönüyor. Bir tane varmış. Mayına bastık. Bu arada mayına basınca da açılmamalı. Şu an bir bug aslında bu. İyi bulduk bunu. Eğer open... Gerçi aslında şu an şeye döneceğiz yani. Oyun game over olma olaylarına falan filan döneceğiz. Eğer bu benim bastığım şey bir mayınsa game over. Şimdi şuraya public void game over diyeyim. Game over olduğunda ne olsun? Bütün tile'ları açayım. Ya da hepsini açmayayım. Bütün main'ları açayım. For each this unit item if item nokta. In list unit item nokta state eşittir mine ise item open public boolean is game over
If this game over. Return değilse 25 dur turu. Çünkü burada open yapacağım zaman her zaman çağıracak. Onu engellemek için yaptım bunu. Game over. Yes. Public olmasına gerek de yok bunun bu arada. Aynen. Ne zaman game over olur bir oyuncu? Tile açıldığında ve bu tile eğer mine'sa. Yani tam olarak burada. Bunu açtı. Eğer my state benim state'im ne ya tam olarak? Unit state. Unit state işte eşittir. Mine'sa return ve game manager nokta instance nokta game over. Yes. Play. Boom, patladım. Şu an oyun bitti. Game over'a da bir game over yazalım çünkü belli olmuyor şu an game over olup olmadığım. Debug.log game over. Kaydettim. Tekrardan kodu açıyorum. Şey Unity açıyorum. Bir de şimdi tile'ı büyüteceğiz. Onu öyle bir deneyelim. Mesela birkaç tane, 3 tane falan şey koyalım. Mine koyalım. Bastım. Game over oldu. Aa, burada tabii game over olduktan sonra oyunu kapatalım. Oraya bir kanvas ya da başka bir şey koyardık büyük ihtimal. Ama bunlar biraz artık detaylara kalsın çünkü video uzamasın daha fazla. 1 saat olmuş. İyi bir süre, 1 saat. Şimdi son olarak da şunu da yapalım, onu da görelim. Ben buradan parent child sileyim şunu. Daha büyük bir tile yapalım. Mesela 8'e 8 ya da x'i 4, kendisi 8 ya da 5'e 8. Tekrar burada kilitli tile'a bastım. Grid Manager'dan ayarladım. Bunun için bir tane Set Center koyayım. Set Center'ını ayarlasın. Wow, neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bu minik bir bug. Bunu hemen temizliyorum buradan. Baştan yapalım. Bastım. Oluştur dedim. Oluşturdu. Set Center koyuyorum. Set Center'ını ayarladım.
Sıfırı sıfıra getirdim. Çok büyük kamera, şöyle birazcık hop geriye alayım. Play. Boom. Garanti burada var. Garanti burada var. Burası boş demek ki. Burası da boş, burası da boş. Burası ve burası da boş. Tamam, boşa basınca direkt olarak açıldı ve burada var. İki tane dediğine göre burası da boş. Tata. Oyun bitti. Şimdi işte oyun bittiğini anlamak için oyun bitti, kaybettin gibi şeyler koyarız. Bir tane zamanlayıcı koyarız. Müzikler koyarız, ses efektler, görsel efekt, görsel değiştirmeler yaparız. Bunlar böyle kare kare kalmaz. Daha güzel, tatlı, rengarenk şeyler falan yaparız. Ama bunlar bir sonraki videoda olur. O zaman teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bugün de mayın tarlasını yaptık. Hoşça kalın.